Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugün programımız içerisinde tam bir işkoliyi ağırlayacağız. Ve bilindik bir marka tabii ki markanın sahibi bizimle birlikte olacak. Fikri Örme Sanayi Ticaret'ten firma sahibimiz Sayın Fikri Kurt bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Fikri Kurt kimdir? Kendi dilinden tanımak ve tanışmak isteriz. Buyurun. Fikri Kurt, e, Trabzon, e, Çaykara doğumlu. E, İstanbul'da e, tekstille e, uğraşıp e, üretim yapan, kumaş üreten e, ve hazır giyim konfeksiyonuna tedarikte ve onların ee, hazır kiyim konfeksiyonu kumaşlarını üretip onlara pazarlayan bir şirket. Evet, gayet mütevazi bir şekilde anlattınız ee, ama fikri örmeyi gerçekten e, Türkiye çapında bilmeyen tekstil sektöründe olup da bilmeyen yok diyoruz bizde. Evet, e, tekstil sektörü gerçekten çok meşakkatli, çok zor ama bir o kadar da keyifli girdiniz miydi, çıkılamayacak bir sektör değil mi? Şimdi tekstil sektörünü e, gerçekten meşakkatli bir iş e, ama o kadar da zevkli bir iş. Neden zevkli? Tabii ki kendi tasarımlarınızı, kendi ürünlerinizi e, insanların üzerinde görmek size gerçekten ayrı bir heyecan yaratır. Evet. Evet gerçekten de öyle. Peki Sayın Fikri Kurt kaç yıldır bu işle meşgul? Kaç yıldır bu sektörün içerisinde? Vallahi tile kolay çok zaman ile ilgili 1987 yılında başlamışız. Bugün 2017 aşağı yukarı tam 30 yıl. 30 yıl. 30 yıl bu sektörde hizmet etiyoruz ve çalışıyoruz. Durmuyoruz. Yolumuza da devam ediyoruz. Yolunuz hep açık olsun diyoruz biz de. Teşekkür ediyorum çok sağ olun. Evet 30 yıl gerçekten bir yarı insan ömrü. Az bir zaman evet. değil. Ve e, kim bilir ne anılarınız, ne hatıralarınız vardır bu sektörün içerisinde ve tabii ki ülkeye ciddi katkılarınız vardır. Bir hikayesi var mı bu sektöre girişinizin? Nasıl oldu? Şimdi tabii ki hikayesi vardır. Ben gençliğimde Orta Veli'si okulunu bitirdikten sonra Almanya'ya gittim. Berlin şehrinde eğitimimi yapmak için rahmetli babam oraya getirdi ve Tişli Üniversitesi'ni kazanmışız. Tişli Üniversitesi'nde okumak için Tiyarbakır'a gitmişiz ve nidekim oradaki bir esnafın, ...güzel bir sözüyle, güzel bir anasıyla hayatımı yönlendirdiğini ifade edebilirim. Çünkü o gün şartlarda Tiyarbakır'da eğitim görmek de zordu. Çok, evet. Bugün o zorluklar varken o gün de o zorluklar vardı. Ama ne netice itibariyle biz o gün eğitimimizi orada sonlandırdık. Berlin şehrinde çalışmaya başladık hmm. ve... Birikimlerimizle, tasarruflarımızla 10 yıl sonrasına Türkiye Cumhuriyeti'nde 1987 yılında iki makineyle örme sektörüne başladık. Bugün 50-60 tane örme makinesiyle ve etraftaki fason atölyelerinde iş vererek aşağı yukarı 150 makine kapasitesiyle bir pazar payına sahip ve aynı zamanda özellikle buradan bütün iş adamlarıma vurgulamak istiyorum. Bu ülkede çalışan hepimiz sorumluluk ve bilinci içerisinde olmamız lazım. Benim şirketimin küçük ve ama e, ismi olarak da baktığınız zaman bek e, bek bir yerlerde yer almayabilir. Ama bugün İstanbul gibi metropol bir ilde ikinci 500'ler listesinde vergisini veren bir firma olarak sizlere takdim ediyorum. Yani ben Türkiye Cumhuriyeti'nde ...kereken ee, sorumluluk ve bilinci içerisinde çalışan bir anlayışla sahibim. Bunu da Avrupa'daki almış olduğum iş çalışma prensip ve kuralları içerisinde olduğunu da vurgulamak istiyorum. Ben Avrupa'da çok şeyler öğrendim. İş disiplini öğrendim, kaliteyi öğrendim, düzeni öğrendim, prensipleri öğrendim. Onları da işte İstanbul'daki kendi kurduğum o iki makineyle başlayarak zaman içerisinde... E, büyüye büyüye e, bu kuruma kadar gelebildim. Allah inşallah bundan sonra da daha güzel günleri nasip eder. İnşallah diyoruz. Evet, tüm bunları yaparken tabii e, çok ciddi bir istihdama da sebebiyet vermiş oluyorsunuz değil mi? E, bizim tabii ki bugün köyün sektörü e, bilindiği gibi e, emek yoğun işçiliğine sahip bir sektördür. Yani evet. fabrikalarda çalışan emek yoğun işçisine sahip sayesinde olabiliyor. Bugün hazır giyim konfeksiyonu olsun ve bizler olsun, olalım. Makineler her ne kadar çalışıyorsa bile bizim ürettiğimiz ürünler hazır giyim konfeksiyonu el emeğiyle meydana geliyor ve dünyaya pazarlanıyor ve bugün farkındaysanız bilmiyorum, e, ihracatta da e, hazır giyim konfeksiyonu ve e, tekstil sektörü 23-24 milyar dolar ihracat yapan bir sektöre hizmet veriyoruz. Yani biz Mutluyuz ama yeter ki e, ülkemizde huzur ve güven olsun. İnşallah diyoruz evet hepimizin istediği bu milletçe istediğimiz bu huzur istiyoruz, güven istiyoruz, bir istikrar istiyoruz. Peki e, size göre Türkiye'de tekstil sektörünün önü açık mı ve geçmişten günümüze çünkü 30 yıl dile kolay tekstil sektörünü şöyle bir değerlendirmenizi rica edeceğiz. Şimdi tekstil sektörü 1970 yılından başlar. Bugün 2010 yılı, e, on, e, 2017 yılı içerisine geldiğimiz süre içerisinde baktığımız zaman, yani küçük atölyelerden kurulu tesisler bugün tevasa endekre tesisler haline geldi. Ve bugün Avrupa'nın sayılı e, ihracat yapan konumuna gelen bir Türkiye var. Ve ev deksilde Türkiye birinci sırada. Bakın yani tekstil büyüdü. Tekstil, bu ülkenin vazgeçilmez sanayi talıdır. Yani biz bu konuda e, yani başlarken belki bir atölyecilik sistemiyle başladık ama bugünkü geldiğimiz noktayı tarif etmek çok zor. Evet. Yani buna da zaman yetmez. Yani biz büyüdük, gerçekten işletmelerimizi entekre haline geldirdik. Yani iplikten örgüsünden, kumaşından, dokumasından, boyanesinden, hazır giyim konfeksiyonundan yani bu dallarda yan sanayi ile beraber anormal derecede bir büyüklüğe sahiptir. Yani tekstil sektörü bu ülkenin kercek anlamda lokomotif, lokomotif sektörlerinde bir tanesi vardı ama bugün otomotiv sektörüne bıraktı. Ama en çok istihdam yaratan da gene tekstil sektörüdür. Biz sektörümüze sahiplenmemizi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de bizi yöneten politikaların bunu açık ve seçik olarak görmeleri gerektiğini de bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bir dönem sektörle ilgili yapılan açıklamalar bizi her ne kadar rahatsız etmiş olsa dahi bizim moral emirimizi bozmamıştır. Biz işimize devam ettik ve sarıldık. Görüyoruz ki bugün tekstil sektörü gene Türkiye'nin en çok istihdam yaradan ve en çok katma değer oluşturmaya doğru kendini geliştiren, argesiyle yeniliğiyle e, ülkeye değer katmaya çalışan bir sektör olarak tekstil sektörü. Yani tekstil sektörü e, insanlar doğar ölürken de e, hem doğduğu zaman kumaşa sarılıyor hem de ölürken kumaşa sarılıp gidiyor. Demek ki nasıl ki bir kıda ya ihtiyaç varsa insanın vücuduna beslenmesiyle ilgili, örtünmesiyle ilgili tekstil her zaman devam edecektir. Tekstil bu ülkenin eee anlamda sanayisiyle, üretimiyle eee övünecek olduğumuz bir sektör. Ama burada e, özellikle bizi yönedenler, politikacılar, eee ülke ekonomisine e, yön verenler buradan özellikle belirtmek istiyorum. Artık ta taklitçi bir zihniyetten çıkalım ve kendimizi kendimizi iyi bir şekilde tanıtalım. Başkaları sizleri tanıtmaz. başkası sizin reklamınızı yapmaz. Siz kendi reklamınızı, kendi tanıtımınızı gerçekten iyi yapıyorsanız, üretimle, kalitenizle, hizmetinizle, servisinizle tanınlar, tanınır bir halde olursanız, gerçekten Türkiye bu konuda yapamayacak olduğu bir iş yoktur. Ve Türkiye'nin insanı da şefakardır, çalışkandır. Ama ne yazık ki biz sektör olarak şu anda çok da rahat olmadığımızı da özellikle vurgulamak istiyorum. Neden sorarsanız atan e, atam bulup çalıştırmakta sıkıntı yaşıyor tekstil sektörü. Evet. Yani, kalifiye eleman sıkıntısı değil hem mi? Hem kalifiye elemanı hem de normal elemanı da bulmakta sıkıntı yaşanıyor. Neden diyoruz bunu? Türkiye işsizlik ordusu var. Açıklamalar bunun doğrulda işte 3,5 milyon insan işsiz. Ama bir kısım fabrikalarda da adam bulup çalıştırmakta da sorun var. Yani nerede bu olay? Artık işi beğenen, işini beğenmekte zorluk çeken bir yapı oluşmaya başladı. Yani diplomalı insanlar çoğaldı. Eğitimsiz insanlar her yerde çalışabiliyor ama diplomalı adamın her yerde çalışmasını öngörü olarak kapulenmiyor gençler. Yani bir yerden başlaması lazım gençler. Ben evet. özellikle buradan vurgulamak istiyorum. Bizi dinleyen bütün gençlerimize yani o küngü baraya bakmasın. Bir yerden başlasın, kendini eğitsin, kendini o iş talında bilir kişi konumunda olsun. El becerikliğiyle, ustalık becerisiyle artık ee, yapacak olduğu planlamalarla ilgili, bilgiyle ilgili kendini geliştiren her zaman bu ülkede muvaffak olmuştur. Her zaman kazanmıştır. Ama oturarak da kimse kimseye de bir şey verebileceğini buradan özellikle de vurgulamak istiyorum. Evet. Kesinlikle bu konuda haklısınız. Ülkemizde böyle bir gerçek var. Bir işsizlik gerçeği var ama bu işsizlik gerçeğinin altında da sizin de beyan etmiş olduğunuz gibi iş beğenmeme gerçeği evet. çok daha büyük bir çok gerçek büyük olarak önümüze çıkıyor. Peki e, sizi diğer firmalardan farklı kılan özellikleriniz nelerdir ki farklı olmanız gerekiyor ki 30 yıl boyunca hep çıtayı yükselterek devam etmişsiniz. Biz her şeyden önce müşteri memnuniyetiyle ilgili ön planda olduk. Yani müşteriye verdiğiniz ürününüzün kalitesiyle, zamanıyla, hizmetiyle e, anlamda o anlayışı daha önceden belirttiğim gibi Avrupa'dan almış olduğum o iş küldürünü işime yansıttığından dolayı o başarıları kazanmışız. Yani bu başarılar kendiliğinden öyle e, gelmiyor. Ya, yanınızda çalıştırdığınız insanı da eğiteceksiniz. Ona da iş disiplinini yaratacaksınız ve kaliteden de ödül vermeyeceksiniz. Ve ülkenizi de seveceksiniz. insanlarınızı da seveceksiniz. Yani çalışan insanlarınızın e, Türkiye Cumhuriyeti'deki imkanları ne gerekiyorsa sektörün e, gerektirdiği iş anlayışıyla ilgili maddi ve manevi değerlerde o işçiye de sahiplenmek lazım. İşçiyi hor görmeyeceksiniz. Bakın ben 30 yıllık bir sektörün içerisindeyim. Herkes şikayet ediyor. Mahkemelerden şikayet ediyor. İş işveren arasında mahkemelerden şikayet ediyor. Ama ben işveren ve işçi arasında mahkemelerden şikayetim yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu kuruluşlarından şikayetim var. Bakın, kamudan bahsediyorum. Bak işten bahsetmiyorum. Her insan üzerine düşen görevi doğru ve layıkıyla yaparsa hiçbir zaman işçi ve işveren arasında bu sorun olmaz. Ama kamuoyuyla ilgili soru nasıl olabilir? Siz sigortalı yapmış olduğunuz bir işçinin olası bir durumda bir kaza geçirdiği zaman bu sosyal sorumluluk içerisinde görevlerinizi layık ile yaptığınız halde işçi işveren arasındaki ifadesinde iş mahkemelerine şunu söyler. Der ki ben işverenimle ilgili bir sorunum yok, problemim yok. Bu kazayı da yapan ben, benim bir sorumluluğum altında yapıldı. Benim işverenin bir kabahati de yok, kusur da yok. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nde mahkemelerle uğraşırsınız ve en sonunda size şu ifadede bulunuyor. Haklısınız işveren olarak ama işveren mali sorumluluktan dolayı size şu bedeli ödeyeceksiniz. Bakın mali sorumluluktan bahsediyorum. Bugün Türkiye'nin gelişmesini büyümesini sağlayan bütün iş adamları bir ülkede e, sorumluluk altında ise belli bir konuma geldikten sonra işini devam ettirmekte herhangi bir sıkıntı görmüyor mu? Elbette ki görüyor. Onun için kamuda düzenlemeleri yapılması lazım. Kamu çalıştırılan insanların patronlarını sömürmek gibi bir havaya asla olmaması gerekir. Özellikle buradan bunu uygulamak istiyorum. Biz işimizi doğru yapanların yanında devlet de olması lazım. Bize moral vermesi lazım. Morale ihtiyacı var işverenin. Moralini bozacak işler olursa o zaman bir gün o işletmeye kapısına anahtarı vurursunuz. Orada da 100-200 tane adam da çalıştırıyorsanız onları da mağdur etmiş olursunuz. Biz vicdane olarak sorumluluğumuzdan dolayı anahtarı kabımıza vurmuyoruz. O insanlar evlerine, ailelerine, çocuklarına ekmek edirsin diye çalışıyoruz. Yani biz işverenler sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Devletin kelmiş keşmiş sistemin içerisinde eksiklikler ve yanlışlar olduğunu özellikle ya, anayasa ve yasalarının bugünkü şartlardan bugünün günün koşullarına göre yeniden edilmesi lazım. Çünkü dünya dönüyor. Dünya değişiyor. Evet. Dünya büyüyor değil. Dünya yanımızda. Evet. Artık küçülen bir dünya var. Büyüyen dünya yok. Bugün internet sisteminden dünyayı yanınıza getiriyorsunuz. Dünyaya mal satabiliyorsunuz, internet üzerinden mal satabiliyorsunuz. Demek ki eskiden bir telefonu olmayan bir ülkede e, ama bugün ulaşımla ilgili e, her tarafa bilinen bir konuma gelen bir Türkiye var. Ve böyle bir dünya var yani sadece Türkiye değil dünya var. Ve bundan sonra da Türkiye'nin de bizler sanayiciler olarak da artık kendimizi geliştiren ve daha modern duruma getirebilecek bir yapıyı da taşımamız lazım. Evet teknolojinin gerekliliklerine eğer kullanıyorsak biz de kendi yapımızla buna bir katkıda bulunmalıyız diyorsunuz ki hakikaten de öyle ülke içerisindeki lokomotif sektörlerden birinde çok uzun yıllardır hizmetlerinizi devam ettirmektesiniz. Geleceğe yönelik düşünceler arasında neler yer almakta diyoruz son olarak. Şimdi e, Türkiye olsun ve bizler sanayiciler olarak olsun. Türkiye'de tekstil olsun veya başka yan sanayi işleriyle uğraşanlar olsun. Herkes e, havuzundaki kaynağını, birikimlerini ve tasarruflarını çeşitlendirilmiş iş tallarında da hareketlendirmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Belki koşullar bir gün sizin iş yerinizi başka ülkelere gidebilir. Ne de Avrupa ülkelerinden tekstil sektörü Türkiye'ye geldi. Bengaldeş'e gitti, Çin'e gitti. Bugün gelişmemiş ülkelere tekstil o tarafa doğru gidiyor. Biz ise kendi içimizde daha farklı e, dallardan nasıl bir iş yaratabiliriz? Ve çeşitlendirilmiş iş dallarında e, kurma ile ilgili bütün sektörün içerisinde sanayicilere buradan özellikle belirtmek istiyorum. O olduğunuz yerin dışına da biraz çıkmanız lazım. Ama tabii kontrol mekanizmanızı ee, ve sermaye gücünüzü de eski şirketinizi de zora sokmayacak şekilde yapmanız lazım. Ben bunu yapıyorum ve başarılı konuda da olduğumu da buradan ifade etmek istiyorum. Evet biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür Bu kıymetli ediyorum. Kıymetli bilgileri ve sektörünüze yönelik gerçekten çok da önemli olan gelişmeleri bizimle, kritikleri bizimle paylaştığınız için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri Fikri Örme Sanayi'nden firma sahibimiz Sayın Fikri Kurt'u ağırladık. Hoşçakalın.